yapıyoruz? Diyarbakır'da, Bitlis'te o çocukları birisi tahrik etmiyor onlara. Taşlanacak, taşlanacak. Ordu evlerine silah atılacak, atılacak. Mustafa Kemal heykelleri kırılacak, kırılacak. Bayraklara saldırılacak. Saldıracak. Bunun provokasyonla alakası yok. Bu bir. Böyledir. Bunu Paşa Hazretleri de söyledi. Devlet Bahçeli de söyledi. Bu bir iç savaşın eşindeyiz. Bunun bu bütçe olarak. Ama öbür türlü getirdiğinizde biz buraya böyle bir soru başka yerlerde de söyleyeceğiz. Ha provokasyon nedir? Siz bilirsiniz. 5 Eylül 1955 gecesi Selanik'te Atatürk'ün evinde bulduğu bahçenin kenarında bir bomba patladı. Atatürk'ün doğduğunu düşündüğümüz evde bomba patlarsa tahrik edersin, provoke edersin. O zaman ne olur? Karışır ortam. Buradaki Ankara'da, pardon İstanbul'daki hazır kuvvetler ne kadar Yunani varsa onun taşlarlar. Taşlar. Bu tür provokasyon. Biri böyle, biri öyle olacak. Gidersin, hazırlanırsın. Maraş'ta bir camiye bomba attırırsın. Başka birisi olur. Bunların bunlarla alakası yok. Sibel Can. Kaza olarak bir tarafa açılırsa tahrik edersin. Ya Sibel'i yakaladığın zaman saldırırsın ya başkasına saldırırsın. Hocam bu örnekleri isterseniz Rütük açısından çok şey yapmayalım. Ne demek olur, bu? Ne olmaz. Ah beni çok tahrik ediyorsun denir. Beni çok provoke ediyorsun. Ha, bilmiyor artık. Türk milletinin en büyük talihsizliği bu İmam Hatipliler gelerek her şey öğrenmiş soldan. Aynı şekilde bilmiyor. Bir takım adamlarla basın bitti. Ne işe, niye para alıyorsunuz? Eskiden bunları söylerlerdi. Eskiden. Meksika'ya gitmiş. Niye gidiyorsun Meksika'ya? Devlet bitmiş. Ha Emine Hanım'a çok şu anda mahkum Tayyip Bey. Onu başka bir zamanda söyle. Orayı görmek istemiş. Onun için gitmiş. Ve söylediklerinin hepsi gerçekçi. Meksika'da İhtilal olmuş. O Meksika'da ihtilalle 1919 paralelmiş. Bu kadar bilgisiz olur mu? Hayır. Ne alakası var? Ama doğru olan şudur. 1905 ile 1911 arası geri ülkelerde burjuva demokratik devrimler kuşağıdır. 1905'te Rusya'da burjuva demokratik devrim olmuştur. 1906'da İran'da burjuva demokratik olmuştur. Ne bilecek İmam Hatipli? 1908'de Jön Türk devrimi evet. olmuştur. 1910'da Meksika'da burjuva demokratik modera gelmiştir. 1911'de Çin'de Sun Yat-sen gelmiştir. Biz buna burjuva demokratik yapıyoruz. Bunların 1919'la alakası yok. Dilini ısırdığı için Jön Türk devrimi, burjuva devrimi, meşrutiyet devrimini söyleyemiyor bilgisizler. Onu da düzeltiyoruz. Öbür tarafa da düzeltiyoruz. Ha bir noktada benim burada var. Tayyip Bey bitmiş bunu. Kimse düzeltmiyor. Tayyip Bey sen hanımefendiyi alıp, Emine Hanım'ı alıp oraya gidemezsin. Eğer resmi bir davet yoksa sen karınla gidemezsin oraya. Ve seni de resmi davet olmaz, sen cumhurbaşkanı değilsin. Oraya cumhurbaşkanıyla cumhurbaşkanı bitirdiler, buldular. Orada özetleyecek olursak bir cumhurbaşkanı yarışı var burada. Provokasyon da bu. Bunlarla hiçbir alakası yok. Orada kasıtları neydi? Neydi kasıtları? Kandil böyle davranmayacaktı. Bunu yaptık demeyecekti. Efendim bu oradaki bu 7 askerimizi evvela Türk solunun başka elemanları bu da provokasyon olmaz ama provokasyon olarak ödüyor. O da ellerine, yüzlerine bulaştırdılar.
bulaştılar. Onlar bugün artık AKP'nin kendisi provokasyondur. Bizatihi. Bu zatihi provokasyondur. Tayyip Bey'in başbakanlıkta oturması provokasyondur. Böyle kapatalım mı hocam bu bölümü? Bir saniye. Peki. İki tane. Abdullah Gül Bey'in bir daha bu kapatalım. Ey basın. Bizim Emin Çölaşan Sözcü'de diyor ki toprağı, Halis toprağı savunuyor. Ben de seninle beraber, özellikle sizinle beraber yaptığım programda savunuyordum. Ey basın, siz ne biçim insansınız? Halis Toprak 17 yaşında birisiyle evlenmiyor. Ya senin Çankaya'daki insan 14 yaşındaki kızla evlendi, aldı 15 yaşında evde. Sen sıkılma yok mu? Çankaya oturttuğun insan 15 yaşında. Üstelik Halis Toprak aldı o kızı operaya götürdü. Sen ne yaptın? Başına türban geçirdin. Evet kapat. Bu basın bu. Hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Ondan sonra Abdullah Ahmet Türk'ün milletvekili, o bir siyasi ölüdür. Ona öyle davrananlar da siyasi ölüdürler. Bu iş böyle biter. Yenisi çıkacaktır. Hiç kimse kötümser olmasın. Paşa Hazretleri de güvenliyiz dedi. Cumhuriyet önemli tehdidi aşmış durumdadır. Önemli olan bu cumhuriyete verilen tahribatı düzeltmemiz. Çok daha sağlam, çok daha layık, çok daha emekçi bir cumhuriyet kurma yoluna girmiş bulunuyoruz. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili Ulusal Kanal izleyicileri, gündem programının sonundayız. Profesör Yalçın Küçük'e çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. Ağzına sağlık, aklına sağlık. Efendim bir başka programda görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece tekrar görüşünceye kadar değil, biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.